Kılıçdaroğlu The Economist'e Türkiye'yi şikayet etti. Kimse bizim taraftan Türkiye'ye operasyon yapamaz. Türkiye ile savaş çıkacak mı sorusuna Yunanistan'dan cevap. Kaan, savaş uçağının kanopisi neden ters tasarlandı? Mitsotakis duyurdu. F-35'ler 2028 yılında teslim alınacak. Arkadaşlar selamünaleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Kılıçdaroğlu, Erdoğan gitmeli kapağıyla tepki çeken The Economist'e yazdı. Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Türkiye'yi The Economist'e şikayet etti. Batılı ülkelerden medet umdu. İngiliz The Economist dergisi Türkiye'de yaklaşan 14 Mayıs seçimlerini kapağına taşıdı. Derginin 2023'ün en önemli seçimi başlıklı yazısında "Demokrasiyi kurtarın, oy verin, Erdoğan gitmeli" gibi ifadeler kullanılması dikkat çekti. Yine dergide Kemal Kılıçdaroğlu içinse sevimli bir şekilde alçak gönüllü. "Kemal Kılıçdaroğlu'nu Türkiye'nin bir sonraki Cumhurbaşkanı olarak sıcak bir şekilde destekliyoruz" denildi. Kılıçdaroğlu'na açık destek vererek seçmeni yönlendirmeye çalışan The Economist'e ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki gecikmedi. Erdoğan, küresel güçlerin operasyon aygıtı olan dergilerin kapaklarıyla iç siyasetimizin yönlendirilmesine, milli iradeye parmak sallanmasına izin vermeyeceğiz. Türkiye yüzyılıyla inşallah tüm bu diplomatik başarıları zirveye taşıyacağız" dedi. Yaşananların ardından Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan The Economist'le ilgili bir gelişme daha meydana geldi. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu The Economist için bir yazı kaleme aldı. Yazıda, "14 Mayıs'ta kazanacağımız zafer Türkiye'nin batıya yönelimini de eski haline kavuşturacak. Bu yönelim bir idealin yansımasıdır" diyen Kılıçdaroğlu, seçimi kazanmaları durumunda Türkiye'nin yüzünü tamamen batıya döneceğini söyledi. "Türkiye her daim batının gururlu bir üyesi olacaktır. Tüm uluslararası kurumlarda Türkiye, batı saflarının bir parçasıdır ve bu şekilde hareket etmeye devam edecektir." Sözleriyle yazısına devam eden Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin kurulacak hükümetle batılı devletlere yaklaşacağını belirtti. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Irak sınırından terörist geçişlerine izin vermeyeceklerini açıkladı. Barzani, "Kimse bizim taraftan Türkiye'ye operasyon yapamaz. Komşu ülkelerimizi tehdide izin vermeyiz" dedi. Neçirvan Barzani, Türkiye'ye terörist geçişine izin vermeyeceklerini açıkladı. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani, Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen İstiklal ve Refah için Irak Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Irak ve Kürdistan bölgesinden silahlı bir grup askeri operasyon yapmak için Türkiye'ye gidemez ve Kürdistan bölgesine geri dönemez. Aynı şey İran için de geçerli" dedi. Barzani, "Bölgemizin komşu ülkelerimiz için tehdit kaynağı olmasına izin vermeyeceğiz. Komşularımızla sorun çıkaran bir faktör olmak istemiyoruz. İster İsrail olsun, ister başka ülkeler, Kürdistan bölgesini İran'a karşı kullanmak isteyen hiçbir ülkeye yardım etmeyeceğiz" diye konuştu. Barzani, merkezi Irak yönetimiyle aralarında sorun veya ayrım olmadığını da vurgularken, "Basra, Bağdat, Süleymaniye, Erbil ve Duhok arasında herhangi bir fark yok. Nereye gidersem gideyim, Irak Başbakanı ile koordinasyon halindeyim ve gittiğim her yerde Irak'ı temsil ediyorum. Bağdat da bizim başkentimiz" dedi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, bir röportajda basın mensubunun Türkiye ile savaş çıkacak mı sorusuna, "Tabii ki hayır" yanıtını verdi. Yunanistan'dan Türkiye ile sorunların çözümünde her iki ülkedeki seçimlerin ardından imza atmaya hazır olduğu mesajı geldi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Türkiye ile ülkesi arasındaki anlaşmazlığa yönelik bir çözüme imza atmaktan çekinmeyeceğini söyledi. Dendias, in.gr haber portalına verdiği röportajda "Türkiye ile savaş çıkacak mı" sorusunu "Tabii ki hayır" diyerek yanıtladı. Hem Türkiye'nin hem de Yunanistan'ın temel tezlerinde değişiklik olmadığını dile getiren Dendias, böyle bir beklentiye girilmemesi gerektiğini ancak sahadaki durumun Türkiye'deki deprem felaketinin ardından farklılaştığını kaydetti. Dendias, Türkiye ve Yunanistan'daki seçimlerden sonra yeni hükümetlerin iki ülke arasındaki anlaşmazlığı çözmek için çaba harcayacağını umduğunu belirterek, Birleşmiş Milletler Şartı ve 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin Yunanistan gibi Türkiye'ye de kara sularını 12 mile kadar genişletme hakkı tanıdığını savundu. Bugüne dek Türkiye ile Yunanistan arasında 63 tur istişare görüşme yapıldığına dikkat çeken Dendias, çözüm için bundan sonraki turlarda yeni bir bakış açısının gerektiğini söyledi ve "Türk-Yunan anlaşmazlığını çözecek bir şeye imza atmakta asla tereddüt etmem" ifadesini kullandı. Yunanistan Dışişleri Bakanı, "Türkiye ile sürekli karşıtlık içinde olmak zorunda değiliz. Bunu herhangi bir şey mecbur kılmıyor. Çözüm bulabiliriz. Uluslararası hukuk temelinde, deniz hukuku temelinde" diye konuştu. Kaan savaş uçağı ilk uçuşuna doğru ilerliyor. Peki Milli Muharip Uçak Projesi kapsamında geliştirilen Kaan savaş uçağının kanopisi neden ters tasarlandı?
İlk prototipinin üretimi tamamlanan Kaan Savaş uçağı TUSAŞ tarafından kamuoyuna tanıtıldıktan sonra merak edilen bazı hususlar oldu. Bunlardan ilki olan Kaan Savaş uçağı törenindeki bu kol neyin nesi hususuna değinmiştik. Oldukça fazla ilgi çeken ilk haberimizin ardından bugün merak edilen bir konuya daha değineceğiz. Kaan'ın kanopisi neden ters açılacak şekilde tasarlandı? Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından başlatılan Milli Muharip Uçak Programı kapsamında 5. nesil bir savaş uçağının geliştirilmesi hedefleniyor. Bu nedenle Kaan Savaş Uçağı en modern tasarım trendlerine uygun olarak kurgulanıyor. Uçağın birçok alt sistemini Türk şirketler geliştirdi. Kapısı diyebileceğimiz kanopisiniz ise kompozit teknolojileri alanında deneyimli olan Volo geliştirdi. F-16 Fighting Falcon, F-35 Strike Eagle, Dassault Rafale, Eurofighter Typhoon, F-22 Raptor ve J-20 gibi birçok 4, 4.5 ve 5. nesil savaş uçağının kanopisi rüzgar yönünün tersine açılıyor. Kaan Savaş Uçağı'nda ise kanopi fark edildiği üzere rüzgar yönü doğrultusunda açılıyor. Kaan Savaş Uçağı'ndaki rüzgar doğrultusunda açılan kanopi tasarımı F-35 Lightning II savaş uçağında da mevcut. Doğu bloğuna bakacak olursak da eski nesillerden MiG-21PF savaş uçağının kanopisinin rüzgar doğrultusunda açıldığını görüyoruz. F-35'in kanopisinin rüzgar yönü doğrultusunda açılmasında uçağın üzerinde bulunan lift fanın etkisi büyük. Lift fana yer açılması için kanopi ters tasarlandı ve menteşeler ortadan kalktığı için yer tasarrufu sağlandı, ancak Kaan'da bir lift fan yok ve kokpitin diğer savaş uçaklarına göre ters açılması bundan kaynaklanmıyor. Bu durumun farklı avantajları olduğu düşünülüyor. Savunma Sanayi ST.com tarafından elde edilen bilgilere göre ilk öne çıkan sebeplerden bir tanesi olası bir arıza veya kaza sonucunda kanopinin açılması durumunda kanopinin rüzgar sayesinde geri kapanması. Bu sebepten ötürü kanopinin kilit yönü birçok savaş uçağında olduğu gibi rüzgar yönünün tersi yerine aynı doğrultuda olacak şekilde tasarlandı. Acil durum sırasında fırlatma koltuğunun kullanılacağı durumlarda ise farklı bir teknikle uçak kanopi camından kurtulabilecek. Örneğin F-16 ve F-22 gibi birçok uçakta fırlatma durumunda kanopi fırlıyor ve rüzgar sayesinde uçup gidiyor. F-35 ve Harrier gibi savaş uçaklarında ise kanopide explosive şapet denilen patlayıcı şeritler yer alıyor. Olası bir acil durum sırasında kanopi bu şeritler sayesinde patlatılıyor. Kaan Savaş Uçağı içinde Roketsan tarafından milli imkanlarla explosive şapet geliştirildiği üzerinde duruluyor. İkinci bir avantaj ise ağırlığın düşük olması. Rüzgar doğrultusunda açılan kanopilerin mekanizmalarının daha hafif olduğu yönünde iddialar mevcut. Bu da hem uçağın genel ağırlığına fayda sağlıyor hem de kanopinin acil durumlarda uçaktan atılmasını kolaylaştırıyor. Öne doğru açılan kanopinin bakım konusunda da avantajlar taşıdığı üzerinde duruluyor. Mesela kanopisi rüzgar yönünün tersine açılan F-16 savaş uçağında fırlatma koltuğunun bakımının gerçekleştirilmesi için kanopinin tamamen yeniden çıkarılması gerekiyor. Ancak rüzgar doğrultusunda açılan F-35'te buna gerek kalmıyor. Kaan Savaş Uçağı'nda da buna ihtiyaç olmayacağı öngörülüyor. Bu da bakım faaliyetlerinde önemli bir zaman tasarrufu anlamına geliyor. Ayrıca rüzgar doğrultusunda açılan kanopilerin radar kesit alanının azaltılması konusunda da çeşitli avantajlar barındırdığı iddia ediliyor. 5. nesil savaş uçaklarının en önemli özellikleri düşük radar kesit alanına sahip olmaları ve bu sayede radarlarda mümkün olduğunca görünmemeleri. Radar kesit alanının düşürülmesinde uçağın tasarım hatları, ram boyası ve iç silah istasyonları çok büyük etken konumundalar. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Amerika Birleşik Devletleri'nden sipariş edilen F-35 savaş uçaklarının 2028 yılında teslim alınacağını açıkladı. Patras'ta partisinin toplantısında konuşan Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, sipariş edilen F-35 savaş uçaklarının 2028 yılında teslim alınacağını açıkladı. Pentepostagma tarafından yapılan habere göre Mitsotakis şu ifadeleri kullandı. Yunanistan'ın sesi Brüksel'den Amerikan Kongresi'ne kadar her yerde duyuluyor ve ülkemiz bir enerji üssüne bir kahramana dönüşüyor. Ekipman programlarımız tamamlanacak. 2028'de ilk F-35 savaş uçağını alacağız. Bu uçaklar dünyanın en modern uçağına hizmet etmek için 150 milyon eurodan fazla yatırımın yapılacağı Andravadi'de konuşlanacak. Yunanistan merkezli Sky tarafından yapılan habere göre Yunanistan 40 adet F-35 savaş uçağı tedariki için ABD'ye resmi talepte bulunmuştu. Bu kapsamda Yunanistan Savunma Bakanlığı yetkililerinin süreci hızlandırmak için ABD'yi ziyaret edeceği aktarılmıştı. Yunanistan'ın F-35 savaş uçağı alacağına dair iddialar geçtiğimiz senelerde ortaya çıkmıştı. İlk olarak Estia gazetesine dayandırılan habere göre Yunanistan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden 20 adet F-35 savaş uçağı alacağı iddia edilmişti. Yunanistan merkezi Sky tarafından yapılan habere göre Yunanistan 40 adet F-35 savaş uçağı tedariki için ABD'ye resmi talepte bulunmuştu. Bu kapsamda Yunanistan Savunma Bakanlığı yetkililerinin süreci hızlandırmak için ABD'yi ziyaret edeceği aktarılmıştı. Yunanistan'ın F-35 savaş uçağı alacağına dair iddialar geçtiğimiz senelerde ortaya çıkmıştı.
İlk olarak Estia gazetesine dayandırılan habere göre Yunanistan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden 20 adet F-35 savaş uçağı alacağı iddia edilmişti. Haberde Yunanistan'ın F-35 savaş uçaklarına sahip olacağı iddiası kadar şaşırtıcı olan bir başka önemli noktaysa teslim edileceği iddia edilen uçaklardan 6'sının Türkiye'ye teslim edilmeyen uçaklar olmasıydı. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.